Gebelik şekerin tanısının konması son derece önemli. Çünkü bebeğin gereksiz yere irileşmesine neden olabilir, amniyot sıvısının artmasına neden olabilir ve sezaryen oranlarında bir artışa neden olabilir. Onun dışında bebek doğduktan sonra bebekte işte yeni doğan sarılığı, kalsiyumda hızlı düşme gibi sorunlara neden olabilir. Aniden bebeğin kan şekerinin doğumdan sonra düşmesine neden olabilir. O yüzden tanısının konması son derece önemli hamilelik döneminde. Standart uygulama şu: eğer risk faktörü yoksa, birazdan bahsedeceğim risk faktörlerinden, 24 ila 30. haftalar arasında 50 gram şekerli suyu içtikten 1 saat sonra, bu 1 saatlik dönemde hiçbir şey yiyip içmemek lazım. Açlık kan şekeri çok gerekli değil. Çoğu zaman uygulanıyor ama açlık kan şekeri gerekli değil standart uygulamada. Herhangi bir zamanda 50 gram şekerli su içtikten 1 saat sonra kan alınıyor ve bu kan şekerinin seviyesine bakılıyor. Eğer bunda bir yükselme varsa acaba gebelik şekeri var mı diye şeker yükleme yapılıyor. Şeker yükleme ülkemizde 100 gram glikozla yapılıyor. Şeker yükleme testi direkt olarak şeker tarama değil de 50 gramlık şekerle şeker tarama değil de ne zaman şeker yükleme yapmak lazım? Birincisi tabii ki şeker taramada eğer yüksek çıkmışsa şeker tarama testinin sonucu. İkincisi daha önceki gebelikte gebelik şekeri geçirmişse. Üçüncüsü ailede şeker hastalığı varsa birden fazla bireyde. Dördüncüsü hamilelikte çok aşırı kilo alımı söz konusuysa. Onun dışında polikistik over, ikiz gebelik ve şu anda burada sayılması gerekli olmayan birçok durumda gebelik şeker tarama testi değil, 50 gram şeker değil, 100 gram şekerle şeker yükleme testi yapmak lazım. Şeker yükleme testinde sistem biraz daha farklı işliyor. Aç karnına geliyorsunuz. Aç karnına geldikten sonra bir açlık kan şekeri alınıyor. Sonra 100 gram şekerli su içildikten 1 saat sonra, 2 saat sonra ve 3 saat sonra yani toplamında 4 kez kan şekeri alınıyor. Bir yükselmede her zaman gebelik şekeri tanısı koyulmayabilir ama 2 veya daha fazla yükselme varsa gebelik şekeri tanısı koyuluyor ve takipler ve gerekirse de tedaviler ona göre sürdürülüyor bir endokrinoloji uzmanı tarafından. Genellikle diyete yanıt veriyor yani şekerden az beslenmeye ve endokrinoloji uzmanının verdiği diyete uymaya çok güzel bir şekilde yanıt veriyor. Ama eğer iyi yanıt vermiyorsa hiç korkmadan insülin tedavisi de uyguluyoruz hamilelikte. İnsülin tedavisi diyoruz ama aslında bu bir takviyedir. Çünkü insülin, verdiğimiz insülin zaten vücudun tamamen tanıdığı, birebir kendi ürettiği pankreastan, pankreas organından üretilen insülinin birebir tıpatıp aynısı. Yani vücuda eksik olan maddeyi veriyoruz. O yüzden de işte insülin kullanımına geçilince anne adayları çok korkuyorlar işte insülin tedavisi ya bir yan etki yaparsa diye. Bilakis insülin tedavisi kan şekerini normale döndürmek için bir yöntem. İyi ki de böyle bir yöntem var. Ve çoğu zaman da insülin eğer diyete yanıt vermiyorsa insülin tedavisiyle kan şekerleri normal bir şekilde doğuma gidilebiliyor ve böylece birçok sorundan kurtulmuş oluyor.